Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. Seslerin az geldiğinden şikayet ediyordunuz. Ben de sizin için mikrofon aldım. Artık inşallah sesler daha güzel gelir. Eleştirilerinizde, yorumlarınızda daha güzel. Yayınlara doğru ilerleyeceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz tabii ki her zaman olduğu gibi. Bu işler böyledir yani. Biz sunacağız değil mi? Ne biliyorsak onları anlatmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Yani oradan madem açıldı konu ben de ona bir açıklık getireyim. ya. Yani benim Instagram'da baya bir takipçi var. 65 bin olduk çok şükür. Hep böyle sürekli işte para kazanıyor falan diyorlar. Ben para kazanmıyorum. Youtube'dan da kazanmıyorum. Instagram'dan da kazanmıyorum. Twitter'dan da kazanmıyorum. TikTok'tan da kazanmıyorum. Elimden geldiği kadar bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Para kazanma diye bir derdimiz yok. Tam tersine daha masraf yapıyoruz. Hem zamanımız gidiyor hem paramız gidiyor ama sorun değil. Zaten işimiz bu öğrenmek, öğrendiklerimizi aktarmak. Başka derdimiz yok. Rabbim muvaffak kılsın cümlemizi. Hayır yolunda kullandırsın. Başka bir derdimiz yok. Allah sonumuzu, akıbetimizi hayır eylesin. O yüzden çok böyle yazan oluyordu. Hani çok para kazanıyorsun bilmem ne işte birbirleriyle tartışıyorlar sonra diyorlar ki adama para kazandırıyorsunuz falan. Öyle bir şey yok. <laughs> yani izleyin, izletin. Faydalı olsun, istifade edin. Gerisi önemli değil. 7. bölümdeyiz. Kısa sünne bin derslerimize devam ediyoruz. 7. E, bölümde minet ilal asnami. Neden minet diye esra okuduk? Çünkü eliflem almış marife. Artık bu gayrimusarif değil. Ne demiştik? Gayrimusarifler eliflem almazlar zaten. Sonra da tenvin almazlar. Esra olmazlar. Nekra almazlar. Temasi olurdu mesela. Eğer başında eliflem olmasaydı. Ama o artık marife olduğu için. Dolayısıyla belirli bir timselden belirli bir o, resimden heykelden bahsediyoruz. Mesela misal buradan geliyor değil mi? Örnek. Temasil. Şimdi bu da heykeldi. Ne oldu? Minet temasiyle heykelden ilal asnami putlara. Putlara artık geçiş. Bunlar ilk başta bunlar iyi insanlardı. Salih insanlardı. Sonra bunların resimleri yapıldı. Oradan ya resim adi çürük hemen zayıf diyor. Daha sağlam bir şeyler olsun dendi. Heykele geçti heykelden de şimdi put olmaya doğru ilerliyor, evriliyor. Şeytan ne dedik? Kademeli kademeli ilerler. Yavaş yavaş ilerler. Öyle bir anda gelse, dizerek deseydik işte şirke düşün, küfre düşün. Hemen insanlar ne yaparlardı? İnkar ederlerdi, karşı gelirler, karşı gelirlerdi. Sen iblissin, sen şeytansın derlerdi ve onun sözünü dinlemezlerdi. Daha önce bir örnek anlatmıştık. Kurbağayı böyle sıcak suya bir anda bıraksan sıçrar ama alttan yavaş yavaş ısıttığın zaman ne oluyor? fark etmiyor. Bu gavurun özelliği. Zaten şeytanlaşmışlar, iblisleşmişler. Onun özellikleri sağdan geliyor. Sana kabul edeceğin önermelerle geliyor, yaklaşıyor. İlk başta ses çıkarmayacaksın. Ama sonra seni ağına düşürüyor ve maalesef ki felaketler kaçınılmaz oluyor. Uyanık olacak işte Müslüman. Müslüman akıllı olacak, zeki olacak. Kafasını çalıştıracak. Yani akılla zeki arasında fark var. Hem tümel düşüncede hem tikel düşüncede hem daha geniş ve uzun ve süreçli düşüncelerde, düşünme üzerine düşünmede başarılı olacak. Hem de günlük pratik çözümlerde başarılı olacak. Bunları yapacağız. Kendimizi geliştirmek için uğraşacağız. Beyin uğraştıkça, çalıştıkça gelişen bir özelliği var. Bir tanesine soruyorlar işte beynimizi nasıl geliştireceğiz? Kullanarak diyor. Kullanacağız, geliştireceğiz, sürekli üreteceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yerden gidiyorsa gelirken farklı bir yoldan geliyor sürekli böyle mota ne diyelim? Sürekli e, monotonlaşmıyor. Hani aynı yerden gideyim, aynı şeyleri yapayım yok. Farklı farklı şeyler yapıyor sürekli. Böylece ne oluyor? Beyin gelişiyor. Çünkü nöron bağlantıları var beyinde. O bağlantılar ne kadar çok sağlanırsa sinaps diyorlar. O bağlantılar ne kadar çok sağlanırsa beyin o kadar gelişiyor. Dolayısıyla biz de kendimizi geliştireceğiz. Hatta böyle Alzheimer, Alzheimer hastası olanlara Arapça öneriyorlar. Çünkü Arapçada çok fazla ne diyelim. Çok fazla bağlantı var. Sürekli üretmek zorundasınız. Kelimeler üzerinde, cümleler üzerinde muhteşem bir ahenk var ve sürekli bir yenilik var dilde. Sürekli kendinizi geliştiriyorsunuz. Böyle matematik çözer gibi. Dilin kendi özelliğinde zaten vardır bu. Dolayısıyla beyni geliştiriyor Arapça öğrenmekte. Başlı başına bir eğitim aynı zamanda beyin gelişimini de sağlıyor. Çok faydalı. Evet, şimdi ne dedik? Heykellerden putlara doğru gidiyoruz. Ve mevva ula'i. Şimdi onlar gittiler. Mevva mazi kelimesi buradan geliyor zaten. Maziye karıştılar. Yani rahmetli oldular. O atalar. Hani o e, resim, o güzel insanların resimlerini yapanlar. Vara el evladu. Şimdi evlatlar gördüler. Türkçe bakın dikkat edersiniz. Evlatlar. Evlatlar gördüler. Neyi gördüler? Ebe Onların babalarını. Meful olduğu için bak e görüyor musun? evlat, velet hatırlayalım. Mevlid buradan geliyor. Doğum. Hani peygamberimizin mevlidi diyoruz ya. Doğum. İşte evlat buradan geliyor. Velet buradan geliyor. Çocuk doğmuş. Babalarını gördüler. Ne yapıyorlarmış babaları? Atalarını da diyebilirsiniz buna. Ebe. Bu ataların manasına gelir. Ebun tekili baba. Yeteberrakune bihe. Onlarla bereketleniyorlar. Onlardan bereket bekliyorlar. Daha önce söylemiştik bunu. Ne yapıyorlardı? Onlar adına bir şeyler yapıyorlar. Onlardan bazen medet umuyorlar, yardım diliyorlar. Dolayısıyla ondan bir bereket umuyorlar. Direkt Allah yerine koymuyorlar onları. Put yapmıyorlar. Ama onlar aracılığıyla bir şeyler bekliyorlar. Onlardan bereketleniyorlar. Süreç böyle gidiyor. Bihe neden müfret müennes zamir? Çünkü o putlar, o temasiller, esnamlar... Neydi? Akılsız çoğul. Bundan dolayı heykeller ya bunlar. Akılsız çoğul oldukları için ne oldu bak? Müfret müennes hükmünde geldi. Görüyor musun? Bir he. Vera ev. Başka gördüler. Ebe'un babalarını. Ne yapıyorlardı babaları? Yu'azzimune he. Ne yapıyorlarmış? Onlara tazim gösteriyorlarmış. Onlara saygı gösteriyorlarmış. Yine müfret müennes hükmünde geldi. Neden? Çünkü akılsız çoğul. Bize şurada dikkat ederseniz o dikkatimi çekti yani. Ra e dedik burada bakın başlangıçta. Burada müfret müzekker kullandık. Halbuki evlat çoğul. Ne demiştik? Eğer fiil fail geliyor ya. Eğer fail açıkça zikrediliyorsa fiil müfret müzekker gelir. Neden? Çünkü karıştırma ihtimali yok. Ama burada bakın dikkat ederseniz çoğul geldi. Ra -e Onlar gördüler. Neden? Çünkü artık burada fail yok. Evlat yok. İşte fail yoksa mecburen ne yapacaksın? Onu müfret müzekker getiremezsin. Çünkü bizim kafamız karışır. Mesela deseydi ki vara ebe ehum deseydi o zaman tabi zamir uyuşmazlığı da olurdu. Yani onların babalarını gördü olurdu tek. Çünkü fail yok. O zaman biz karıştırırdık. Ama karıştırma ihtimali olmayınca bak müfret müzekker getiriyor. Fail çoğul olsa bile. Ama karıştırma ihtimali varsa ne yapıyor? Hemen onu çoğul olarak getiriyor. Ora ev. Babalarını gördüler. Ne yapıyorlarmış babaları? he. <laughs> Ona, o putlara, daha doğrusu o heykellere. Çünkü o an put olarak görmüyorlar onu saygı gösteriyorlar. Hem de nasıl bir saygı? Ta'zimen şediden. Çok şiddetli bir tazim. Çok hürmet ediyorlar. Değil mi? Bir saygı var. Bir de bunun az saygı vardır. Orta saygı vardır. Bir de çok saygı vardır. Çok saygı gösteriyorlar. Artık o bir aşama, bir aşama sonrası put olacak. artık tapmaya başlayacak. Şiddetli bir şekilde tazim. Azamet buradan geliyor bakın. Büyük görmek, yüce görmek. Ve kanu onlar yeravnehum babalarını atalarını görüyorlardı. Nasıl yapıyorlarmış bunlar? Görüyorlardı bakın. Muzari olduğu için görüyor. Kanu ama mazi görüyorlardı. yukabilûne Kabbele yukabilû takbil. Bu ne demek? Öpmek demek. Kabbele. mesela öpücük. Yukabbilune hazi temasile. Bu heykelleri öpüyorlardı. Yani öperlerken bunu hal yapalım bu heykelleri öperlerken görüyorlardı onlar. Tabi artık sevgide sınır yok. Adam resmini yapıyor. Heykelini yapıyor. Sonra öpmeye başlıyor. Var ya böyle tarikatlarda bizde cemaatler efendilerinin resimlerini koyuyor. Onun karşısına namaz kılıyor. Heykelini yapıyor adam evine. İşte bir tanesinin elini yapmışlar. Elini öpüyor filan. Yani bu artık Müslümanca bir tavır değil. Ve yel mesunehe. Başka ne yapıyorlar? Onu dokunuyorlar. Temasta bulunuyorlar öptü, temas etti, elini sürüyor yani. Sonra ve yed'una indaha ve onun yanında dua ediyorlar. Ondan bereket umuyor ya artık. Ya İslam zaten bunlar ortadan kaldırmak için gelmiş. Hani bunlar yok artık. Bunlardan uzaklaş. Allah'lasın ya. Allah var ya. Allah'la aracısız bir şekilde konuşabiliyorsun. Cihat nedir cihat? El cihadu raf'ul mawani'i beyne Allah ve ibadihi. kul ile Allah arasındaki engelleri kaldırmaktır. İslam bunun için vardır. Kul ile Allah arasında engelleri kaldırmak. Hani diyoruz ya dört kitabın manası hatta bütün kitapların manası dört kitapta. Dört kitabın manası Kur'an'da. Kur'an'ın manası Bakara'da. Bakara'nın manası Fatiha'da. Fatiha'nın manası Besmele'de. Besmele'nin manası B harfinde özetlenmiştir. Fahrettin Razi der bunu. Bu tefsir tefsir kebirinde. Neden? Çünkü Besmele'nin B'si İsak manasınadır. İsak ne demektir? yapışmak demektir. Yapışmak iltisak. Hani diyorsun şununla iltisaklı falan diyorlar ya mesela. Niye? Onunla bağlantılı demek istiyor. Yani bağlantı kurmak. Şimdi o yapıştığı zaman, bağlantı kurduğu zaman arada hiçbir şey yok demektir. Sen bismillah dediğin zaman Allah'ın ismine bir yapışıyorsun. Bak Allah'a yapışamazsın ama ismine yapışırsın yani sıfatlarına. Allah'ın ismine bir yapışıyorsun, hele esmal hüsnasına, en güzel isimlerine. Bir de ismi azamına, o güzellerin de güzellerine. Bir yapışıyorsun isimlerine. Ne oldu? Artık arada hiç kimse yok. Sen varsın, bir de Allah var. He sen kendini de artık orada yitirirsen vahdete eriyorsun. Tabi bunlar tasavvufi terimler. Daha ilerleyen aşamalar belki konuşuruz bunları anlatırız. O süreçler ne oluyor? Süreçlerde ilerliyorsun ve isak manaya geliyor. E tamam işte bütün mesele bu zaten. Hani besmeledeki B harfi isak manasına. Kul ile Allah arasındaki engelleri kaldırmak dedik ya. Bak orada anlatıyor işte. Hem Bismillah dedim Allah'ın ismini yapışıyorsun. Aradaki bütün aracıları atıyorsun artık. Bunun için gelmiş zaten İslam. Peygamberlerin maksadı bu, Kur'an'ın maksadı bu, diğer kitapların maksadı bu, Allah'ın indirdiği vahiy maksadı bu. Kul ile Allah arasındaki engelleri kaldırmak, Allah'a kavuşmak. E ne gerek var o zaman bunlara? Şimdi Allah dostlarına saygı duyuyoruz, veli insanlara hürmet ediyoruz. Ama neden hürmet ediyoruz? Onlar Allah'a yakın oldukları için, Allah dostu oldukları için, Allah'ı sevdikleri için onları seviyoruz. Varıp da onlara yapışalım, onların heykellerini yapalım, onlara dokunalım, onlardan medet umalım diye değil. Biz sadece Allah'tan medet umarız sadece Allah'tan bir şey bekleriz. Sadece Allah'a dua ederiz. Allah'tan bağışlanma dileriz, rızık isteriz. Bu zatları hürmet ederiz, saygı duyarız bir büyüğümüz olarak. Tabii ki ellerini öperiz. Yani bu bizim saygımızın gereğidir. Ama onlardan bir şey beklemek, onları aracı yerine koymak, onlardan medet ummak bunlar Müslümancı tavırlar değil. Ve yelmasona ve onlara dokunuyorlar ve ya da ona ve onların yanında yine ne yapıyorlar? Dua ediyorlar. Bakın davet kelimesi de buradan geliyor değil mi? Davet, çağırmak demek. Çağrıdır dua. Bir mesaj. Allah'ım beni affet. Günahlarımı bağışla. Tabi biz burada emir kipiyle konuşuyoruz ama emir vermiyoruz tabii ki yüce Allah'a. Bizi af et diyoruz bakın. Emir kipi. Bunu da konuşalım. Emir her yerde aynı manada değildir. Emir bazen yalvarmak manasında da kullanabilir. Bunu örnek olarak şunu söyleyebiliriz. Bir kadın düşünelim. Çocuğunu rehin almışlar. Karşısında işte çocuğunu kötü bir şey yapabilirler. Kadın diyor ki dur yapma. Bak. Karşıda bir, öyle bir hayal edin. Çocuk var adamın elinde. Kadın bu tarafta. Kadın adama diyor ki dur yapma. Emre diyor. Sen diyor, der misin ki ya şuna bak emre diyor. Emretmiyor, yalvarıyor. Dur yapma diyor yani. Ne olur yapmak. Ne olur yapma. Devamında belki bu gelecek. Yalvarıyor çünkü orada. Kip emir kip olabilir ama her zaman emir vermek manasına gelmiyor. Yalvar. Biz de burada dua et. Çünkü Cenab-ı Hak bunu söylüyor zaten. Kesin bir şekilde dua edin diyor. Mesela inşallah bile demeyin yani. Allah dilerse beni affeder falan. Öyle demeyin. Allah beni af et. Bu sizin ne kadar azimli, ne kadar istekli olduğunuzu gösterir. Siz burada dalga geçmiyorsunuz. Çok ciddi bir talepte bulunuyorsunuz. Buradaki maksat bu. Hem bazen dalga geçmek olabilir. Bir tane birisi ders çalışıyordur ama siz onun ders çalışınca hiçbir şey olmayacağını düşünüyorsunuzdur. Çalış çalış diyorsunuz. çalış çalış. Kalıp emir kalıbı ama aslında dalga geçiyorsunuz. Çalış çalış. Nasıl bir şey olmayacak. Devam böyle gelebilir. Veya zaten çalışıyordur. Onu onaylamak. Hani devam et. Çalışmaya devam et. için dersiniz ki çalış çalış. Yani bak çok güzel bir şey. Çalışıyorsun. Ne kadar güzel. Bazen tehdit olur Emir. Ne gibi? Diyelim siz çocuğun dediniz ki git bakkala ekmek al gel. Ama çocuk da çalışıyorum ayağını açtı kitabı çalışıyormuş gibi yaptı ekmek almamak için siz de bunu biliyorsunuz geliyorsun bakıyorsun çalışıyor ha dersin çalış çalış ben sana göstereceğim demektir yani <laughs> veya oyun oynuyor çocuğun ekmek al gel diyorsun şuraya gidiyorsun işini yapmıyor sen de görüyorsun diyorsun ki oyna oyna bak kalıp emir kalıbı ama tehdit bunun işi sonra kötü olacak dolayısıyla her kalıp aynı manaya gelmez farklı manalar gelebilir bunu da unutmamak lazım çünkü Kur'an kendi boşlandığı zaman yazın diyor emir kalıbıyla kullanıyor bu ama ne yapıyoruz biz yazmıyoruz çünkü bu bir tavsiyedir her emir illa emir manasına gelmez. Bunu unutmayacağız. Ve kanu yaravnehum. Yine onlar görüyorlardı. Babalarını, atalarını. Ne yapıyorlarmış bunlar? Ne haldeyken. Bak hal olarak alacağız bunu. Yahfevune ruusahum. Başlarını büküyorlar. Yahfevune ruusahum. Bu hafevvada tabi indirmek, eğimek manaları da var. Başla beraber kullanınca tabi ne olur? başlarını büküyorlar, eğiyorlar böyle yani putların karşıların karşısında. Ve yerkauna indeha ve rukuya gidiyorlar. İyice eğiliyorlar yani önce başlarını büküyorlar değil mi? Zaten öyle olur. Böyle başlarını bükerler sonra böyle eğilirler. Hazreti Ömer böyle birisini göre bir vuruyor diyor ki: "Dik dur. İslam'ın izzetini, şerefini ayaklar altına alma. Sağlam dur. Duruşun düz dur Böyle olacağız. Müslüman dik duracak. Biz sadece Allah karşısında rükuya gideriz. Onda bile dik duruyoruz zaten. Sonra rükuya gidiyoruz. Böyle eğik büyük olmayacak. Birisinin böyle ilk büyük dolaştığını görüyor Ayşe annemiz. Allah onlardan binlerce kere razı olsun. Diyor ki bu ne yapıyor? İşte diyor çok böyle İslam dairesi içerisinde olduğunu, çok Allah dostu olduğunu göstermeye çalışıyor filan. Vallahi diyor ben diyor Ömer'den daha imanlısını görmedim. Hani peygamberimiz hariç, Ebu Efendimiz hariç tabii ki. O üçüncü adam yani. Ömer diyor bastı mı yere sağlam basardı, vurdu mu da indirirdi diyor. Müslüman öyle olacak, güçlü olacağız. Ve yerkâûna ve onun yanında rüküye gidiyorlar. Öyle eğiliyorlar yani. Fezâdel ebnâhu alel âbây. Ne oldu? Çocuklar babalarının babalarından daha fazlasını yaptılar. Zâde arttırmak demek. F atıp zaten. Zâde arttırma. Ziyade buradan geliyor. Türkçe kullanıyoruz. Ebnâ'u çocuklar alel âbây. Babaların üzerlerini arttırdılar. Yani babaların yaptıklarının daha fazlasını yaptılar. Ve sâru oldular. Bu sayruret. Değişim ifade eder sâra bir değişim oldu. Ne oldu? Onlar babaları, ataları rükuya gidiyorlardı, eğiliyorlardı. Yescudûne lehe. Ona secde etmeye başladılar. Tabi birisi bir şey yaptı mı gerisi ondan daha beterini yapar. Daha arttırır yani devamı. Bununla ilgili çok enteresan sözlerimiz var bizim. Sizin aklınıza gelmiştir zaten. Ve Saru yescudûne lehe. Ne yaptılar? O putlara daha da secde etmeye başladılar. Daha da eğilmeye başladılar. Ve sa'ru yes'alunha onlardan bir şeyler ümit etmeye başladılar, medet ummaya başladılar, istemeye, talepte bulunmaya başladılar. Ve yesbahun Tabii her şey karşılıklı olacak. Adam için kurban keseceksin ki, değil mi? Canlısına kesiyorsun, üstüne de kes. Öyle bir tane makam sahibi birisi geliyor. Eğer benim için kurbanlar kesilmezse sıkıntı yaşatıyor ikileri. Bunlara da kurbanla keseceksin ki hani dua isteyeceksin, bekleyeceksin. Artık arttırıyorlar seviyeyi. İşte putlar, puta tapma bu şekilde gelişiyor. Ve hakeza aynı şekilde sara tezil esnamu bu şey, bu putlar ne oldular? Elihaten ilahlar oldular. Yani bu heykeller ilahlar haline gelir. Elihaten ilah demek. Ve sara nasu insanlar da oldular. Ne oldular? Ya budunehe onları ibadet eder hale geldiler. Onları ibadet etmeye başladılar. Ne gibi? Kema kanu ya'budun Allah'a min kablu Daha önce yüce Allah'a ibadet ettikleri gibi. Daha önce yüce Allah'a ibadet ettikleri gibi şimdi o putlara ibadet etmeye başladılar. Min kabli, dikkat edersiniz ötre. Neden? Çünkü burada bir hazıf var demektir bu. Min kabli zealiktir bu. Bundan önce o zelik ne? Cümle. Geçen cümleyi atıp. O zelik, izafet var aslında. O izafet olduğu için ne oluyor? Düştüğü için yani. Onun buradan düştüğünü göstermek için kabli diye ötre geliyor. Normalde bakın min değil mi? Cer olması lazım. Ama bunlar tabi kabli şeklinde geliyor. Ve kesurat çoğaldı. Kesret buradan geliyor. Kesret, vahdet kullanırız bunları sürekli. Hâzîl <laughs> âlihetu bu ilahlar çoğaldılar fihim onların arasında. E tabi her ölen salih adam onun babası geride mi kalsın? O da onun için put yapıyor. O da onun için gidiyor. Ne oldu? Hâzâ Şimdi beş tane put var meşhur. Ved. Ve zâlike su'a'n, İşte bu da suva. Ve hâzâ yeğûsü. Bu da yeğûs. Ve zâlike Bu da yauk. Ve Kur'an-ı Kerim'de de geçer bu. Nuh suresinde de geçer. Vet, Süve, Yavuz, Yavuk, nesir. Vet, sevgi demek. Vedud buradan geliyor. Süve, bunu bereket tanıtçası gibi düşünüyorlar. Yani böyle develerin otlak yerlere gitmesi için kullanıyorlar bu ifadeyi. Yavuz, Gavs, buradan geliyor. Gavsa azam bakın. Yardım, medet, medetuma, yardım veren. Yani bu sevgi tanrıçası gibi, bu işte bereket tanrıçası gibi, bu yardım tanrıçası gibi. Tabi bunlar tanrı. Herhalde suva dişi, wet erkek. Böyle farklılıklar da var. Yavuk koruma, muhafaza etme. Avuk kokundan geliyor, kökünden. Koruma, muhafaza etme. Nesir de kartal demek. Kartal. Bununla ilgili ilginç bir hatırası var bu Mahiriz Bey'in yılların izi eserinde. Elmalı Hamdi Yazır bir şiir için diyormuş ki Yevmüne aleyne ve yevmünlene. Bir gün lehimize, bir gün aleyhimize. Şimdi bunu yevmünse in mi okuyacağız? Yoksa yevmün Nesa'u yevmun nusirum okuyacağız. Öyle bir anekdot var. Dipnotta. Şimdi bunu yevmun nisa'in okursan kadınlar günü oluyor. Yevmun nesrin okursan kartallar günü oluyor. Kartal da ne demek? Güç, iktidar. Hani Selçukluları hatırlayın Büyük Selçuklu. Çift başlı kartal falan var. Niye? Güç, iktidar, hükümet. Onların manasına geliyor. Öyle bir farklılık var. Bunu Mahiriz'in kitabından okursanız. Onu Elmalam diye hazırla tartışıyorlar. Vakit kalmadığı için artık onu size bırakayım. Siz kendiniz okuyun. Allah'a emanet olun, selametle kalın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.